Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yulafın muhabbet kuşları üzerinde faydaları ve zararları hakkında video çekeceğim. Birazdan kuşlarıma vereceğim, yemliklerini falan buraya koydum. Onları doldurup vereceğim, onlar yerken biraz bahsedeceğim. Ama ondan önce Atak annem ben, Atak kardeşimize teşekkür ediyorum. Bir şahıs Facebook'ta muhabbet kuşu alım satım sayfasında benim kafeslerimin fotoğrafını koymuş ve milleti dolandırmaya kalkışmış. Sağ olsun beni uyardı. Ben de sayfanın yetkililerine, görevlilerine, yöneticilerine mesaj attım. Daha dönüş yapmadılar. Umarım kimsenin canını yakmamıştır. Kimseyi dolandırmamıştır. Tekrardan Atakan kardeşime teşekkür ediyoruz. Şimdi yulafları yemliklere doldurabiliriz. Bunu yavrunun olduğu yere koyacağım. Biraz fazla koyuyorum. 5 tane kuş orada. 2 kişi, anaç 3 tane yavru erkek var. Bu kadar yeterli. Bunlar da diğer kafeslere, yavrusu olanlara. Yavrularımız biraz yükseliyorsun diye. Yavrusu olanlara haftada 2 gün, belki de 1 gün veriyorum. Fazla vermiyorum arkadaşlar. Çünkü fazla verdiğin zaman yavruların kursakları falan şişme oluyor. Hava basıyorlar anaç kuşlar. Bir de yağlanma yapıyor yiyen kuşlarda. Siz de veriyorsanız eğer bol bol uçurun kuşunuzu. Çünkü yağlandığı zaman kuşun yaşam kalitesi azalıyor, uçamıyor. Bu yemliklere biraz az koydum çünkü yavru soğanlara vereceğim bu yemlikleri. Bu kadar yeterli. Bunu şuraya koyalım. İlk şu salmaya atalım. Bakalım koyabileceğiz mi? Şöyle yapayım. Bunlar bayağı korkak oldular. Bundan sonra bir tane de şuraya koyalım. Bunlar dişimiz şu an yuvada yavruları besliyor. Sesleri geliyor hatta. Çaktığım adam bakabiliyoruz mu bakalım. Kaçtı. 4 yavrumuz var. Şu en sağdakinin kursağı boş bir tek. Diğerlerininki şunu daha yeni besliyormuş. Yatırmış. Kapatalım da fazla rahatsız olmasınlar. Burada hangisi biraz daha çok oldu? Şu. Bunu da şuraya verelim. Bunlar hemen saldırılır zaten. Dinlendirmeyi aldığım dişiye vereceğim arkadaşlar. Biraz takviye yapmam lazım dinlendiği için. Tekrardan yumurtlayacak 10 gün sonra. 10 gün kadar dinlendireceğim bunu. Kaka taşını falan da taktım zaten. Burada erkeğimiz var. Ama ilk önce şunu yukarıya koyayım. Yavrusu olanları. Bunları da verdik. En alttakilere vermeyeceğim. En alttakilere dün vermiştim. O yüzden şimdi vermeyeceğim. Buradaki erkeğimize vereyim. Bir de burada kaldı. Hepsi saldırdı şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi. Koyduğum gibi yediler. Bunlar da saldırdılar. Dişimiz de yiyor. En altta yok şu an. Yavrumuz da yuvadan atladı şimdi. O da yemliğe gidiyor büyük ihtimal. Yulafı çok seviyorlar. Ne zaman verirseniz verin şayet demezler ama işte zararları var dediğim gibi. Yağlama yapıyor kuşlarda. Yaşam kalitesi falan azalıyor kuşların. Uçamıyorlar. Tünekte falan rahat hareket edemiyorlar. Sağa sola zor dönüyorlar. Faydaları da diyelim ki kuşunuz işte iştahı falan yok. Yem yemiyor. Kurutma oldu Allah korusun diyelim. Ekstra olarak
Yemden ağaç yulaf verebilirsiniz. Kanarya yemi verebilirsiniz. Onları gördüğü zaman yeme isteğe doğuyor. Sürekli yem yediği için hayvan ister istemez sıkılıyordur. Ama yulaf verdiğiniz zaman göreceksiniz ki yiyor. Yani o da bir hayvana güç veriyor. Kurutmaya yakalanan hayvanlarda, hasta olanlarda. Bir de yavrularınızın iri olmasını falan istiyorsanız kuşlarınızın yulaf ve kanarya yemini tercih edin arkadaşlar. Bayağı güçlendiriyor. Mesela çakala ben kanarya yemiyle beslemiştim. Şu arkadaki yeşil kuşumuz. Cüssesi belli zaten şu an. Kendini belli ediyor. Bu yavrular da inşallah iri olacaklar. Mesela bu kuşumuzu da ben kanarya yemiyle yulafla besledim. Bu da bayağı iri oldu. Aynı şekilde bu mavi kuşumuza da yaptım ama buna biraz az verebildim. Fazla veremedim. Tam bitimine denk geldi bu kanarya yeminin. Çoğunu bu yeşil kuşumuz yedi. Kafeslerim geniş olduğu için sıkıntı olmuyor. Geniş uçma alanları var kuşların burada. 40 santim genişliği var. 40'a 40 olması lazım, öyle hatırlıyorum. Yani tavsiye ederim. Fazla vermemeniz lazım ama. Haftada 2 gün, 3 gün verebilirsiniz kuşunuza. Ama düzenli olarak uçurun tabii, yağlanmasın hayvan. Bir ay içinde falan kendi belli eder zaten. Kalıplanır, cüsselenir. Özellikle yavrular ilk tüyünü attığı zaman biraz fazla veriyorum ben. İlk tüy ve ikinci tüy de bayağı büyüme geçiriyor yavrular. O ara besleyebildiğiniz kadar besleyin. İşte ben mamaydı, yulaftı, kanarya yemiydi, hepsini veriyorum. Birleşiyorlar gördüğünüz gibi. Geçen videoda gösterdiğimiz yavrumuzu da göstereyim şimdi. Beyaz yavrumuz, ayakları sakat olan. Biraz düzelttim de şimdi tünekte falan durabiliyor. Büyük ihtimal bu doğuştan böyle arkadaşlar, yani sonradan kaynama falan değil. Ayakları içe bakıyor. Öyle çarpık bacak falan değil. Sadece parmaklar falan içe dönük. Bir yandan da gösterdiğim. Yani düz değil. İçeriye doğru bakıyor parmaklar. Geç. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Ayağı falan katlandı bak mesela şimdi. İçe baktığı için. Dün bayağı uğraştım. Yarım saat falan parmağımı tutturdum. Öyle kaldı. Uyudu hatta parmağımda. Ara sıra böyle yapmam lazım. Belki düzelebilir. Ayağı belki öyle şekil alır. Şu yavrularımıza hiç bakmadık. Renk vermiş mi acaba? Alalım bakalım önümüze. Ha, beyaz geliyor kanat uçları. Birinin sarı geliyor, diğerinin beyaz geliyor arkadaşlar. Bak, bunun kanat uçları beyaz geliyor. Hop, düşme. Kanat uçları beyaz geliyor arkadaşlar. Diğerini elime almadan göstereyim. Hayvanları korkutmayalım. Diğeri de şu arkadaki. Onu da sarı gözüküyor. Biraz dikkatli bakarsanız anlayabilirsiniz. Son yumurtamız çıkmadı. Büyük ihtimal yavrumuz içinde öldü ya da gelişmedi. Ben de ellemiyorum yumurtaları. Dişimiz kendi atar. Yemliği de bir. O beyaz yavru büyük ihtimal buna benzer arkadaşlar. Sadece sırtında, kanadında siyahlık biraz daha fazla olur onun. Yoksa aynı böyle parçalı gibi olur. Parçalı beyaz olabilir. Yani öyle diyeyim. Niye böyle oluyor? Şöyle takalım bir de. Şimdi olmaz herhalde. Bunlar devirdi bir de.
Beyaz erkek zor bulunuyor arkadaşlar. Bunu o yüzden kendime sakladım. DF var. Double faktör. Beyaz kuşumuza. Kırmızı göz olsaydı albino olacaktı ama albinonun erkeği aşırı zor. Yani o geni yakalamak çok zor. Albinonun zaten %99 dişi oluyormuş. %1 ihtimal erkek olma ihtimali varmış. Ama o da çok zor dediğim gibi. Beyaz erkekler de o yüzden biraz pahalı oluyor normal kuşlara göre. Yani 85 ile 100 arası falan satılıyor. El alıştırırsanız tabii 150'ye falan da çıkabilir o. Bir iki ay sonra falan yavrularımızı bayağı irileşmiş bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. 2 ay sonra 5 aylığa yaklaşıyorlar çünkü. İkinci tüylerine girecekleri zamana geliyorlar. O zaman son büyümelerini atacaklar o zaman. Bu erkeğimizin rengi cidden çok güzel. Her yeri farklı duruyor. Sırtında mavilik var, önünde yeşillik var. Bayağı güzel. Bunun yavrularına bakmayı unuttuk bak. Hemen bakalım. İlk başta baktık fazla inceleyemedik. Beslemiş. Mor yumurtalar gene boş duruyor arkadaşlar. Ben kontrol ettim. Mor yumurtası bu. Damar falan yok. Yaşlandığı için büyük ihtimal daha yumurtaları dolu çıkmıyor. Erkekle alakası yok yani dişiden dolayı. Bundan sonra bakıcılık yapacağım kuşa. Yani burada mesela şuradaki yavrular büyümüş. Bir yumurta çıkmamış. Yumurta çıktı diyelim. Çıktığı zaman da o yavru orada ezilip ölür zaten. O kadar büyük yavrunun içinde. O zaman alıp direkt mora vereceğim. Mor da besleyip büyütecek. Bu kuşumuz da iyice tüylendi. Önü beyaz gibiydi, şimdi maviye döndü. Arkadaki. Bayağı bir gelişim kaydetti ya. İlk geldiği anı hatırlayanlar belki vardır. Göğüs falan bayağı keldi. Ensesi de keldi. Göğsündeki tüyler full çıktı. Bu kulağın etrafında, ensesinin etrafında çıkacak tüyler var, daha çıkmamış. Onları bekliyoruz. Çıkar inşallah onları. Tüyler uçmaymış. Uzuyor yani. Yulaf'ın ne kadar çok sevdiklerini buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Koyduğundan beri hala yiyorlar. 13 dakika olmuş. Ha, ikinci yavrumuz oluşmuş. İkisinin de tonları farklı. Birininki koyu, birininki açık. Şeker mavisi gibi. Yuvada bir lacivert yavrumuz var. O güzel. Şu alttaki dişimize benziyor. Aynı saatte neredeyse. Erkek o da. Bayağı güzel oluyor. Onu da tanış bir arkadaşa vereceğiz. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.